Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Tersal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün programın ismini de daha kapsayacak şekilde tarımda teknoloji dönüşümünü konuşacağız. Dijital tarım, yapay zeka, bu kelimeleri, anahtar kelimelerin tarımdaki yerini hem bugün itibariyle hem de yarına dair konuşacağız. Türkiye'nin bu alanda önündeki fırsatlar neler, ne yapması lazım, sistemi nasıl entegre eder, bu konuları İşin uzmanıyla tabii konuşacağız her zaman olduğu gibi. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berk Üstündağ bizimle birlikte. Berk Hocam aynı zamanda Uluslararası Tarım Bilişimi Birliği Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Sizinle belki 4-5 yıl, 6 yıl önce iletişime geçtik. Bugün neymiş kısmet, evet, program yapmak. Şimdi sizi bilenler biliyor ama bilmeyenler için belki diyebilirler ki ya bilgisayar mühendisi ne alaka tarımla diyebilirler. Çok diyeceklerini zannetmiyorum da evet, kitlemiz bizi biliyor, tanıyor. Ama sizi Tarbil desek belki birçok kimse Tarbil'i bildiği, evet, için orada bir iletişim kurabilirler. Çünkü Tarbil'in kurucu gruplarında yer alan, evet, bilim insanlarından bir tanesiniz. Tarımsal izleme ve bilgi sisteminden bahsediyoruz ki bu Türkiye'de tarım sektörü adına devrim niteliğinde bir girişimdi, bir oluşumdu. Bir noktaya kadar geldi ama sonrası maalesef gelmedi. Kısaca bir onun hikayesini alalım mı hocam sizden? Tabii 2006 yılıydı. O zamanın bakanı Sayın Mehdi Eker, Doktor Mehdi Eker üniversitemize bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret aslında bir davet üzerineydi. Bir öngörümüz vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uydu haberleşmesi ve uzaktan algılama merkezimiz var. Elimizde ciddi bir uydu görüntülerinin alınması ile ilgili, planlı alınması ile ilgili. Yani Google Earth'te olduğu gibi siz daha önce arşivlenmiş olanı gezmeniz değil, ihtiyacınız olan yerde ihtiyacınız olan özelliktekinin alınması ile ilgili bir imkanımız oluşmuştu. Bu bir kamu yatırımıydı. Aynı zamanda yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili de bir yatırımımız vardı. O zamanın Devlet Planlama Teşkilatı'nın bize gönderdiği bir uyarı üzerine bunu kamu faydası sağlamak üzere alternatif yöntemler oluşturduk ve baktık ki bunun içerisinde birinci derece Türkiye için önemli fayda sağlanacak alan tarımın gözlenebilir olması, dijitalleşmesi ve yönetilebilirliğinin kuvvetlenmesi. Çünkü tarım ekonomisi her ne kadar toplam ekonomi içerisinde payı azalıyor gibi gözükse de o tarihte gayri safi milli hasılamızı oranla gıdanın tedarik edilebilirliği, sürdürülebilirliği gibi stratejik konularda önemini diğer taraftan artırıyordu. Nitekim o dönemlerde aynı zamanda biliyorsunuz bir iki defa kuraklığın ilk defa enflasyonun etkisinin hissedildiği yıllar da gerçekleşti ve bunun üzerine de bir alternatif proje planı oluşturuldu. O da şuydu, bakanlığın idari kayıtları var. Bizim uzaktan algılamayla elde edebildiğimiz veriler var. Bir de hesaplama sistemimiz var. Biz buna yeterli hassasiyeti kazandırabilmek için yersel referanslar ve süreç yönetimi eklersek tarımda nerede ne kadar ekildi, ne kadar ekilirse ne kadar verim alınabilir, toplam bunun su potansiyeli nedir, su tüketim potansiyeli nedir, havza kaynaklarımızın sürdürülebilir olması için bu dengeli su bütçesi açısından destekleme kısıtları neler olmalıdır gibi çok temel sorulara cevap verecek bir veri toplama, bilgi işleme ve bunu hizmet sunumunu içeren bir paket oluşturuldu. Ve daha sonrasında da Sayın Mehdi Bey ve şimdiki o zaman DPT'de yer alan şimdiki başkanımız Cevdet Yılmaz'ın yönlendirmesiyle önce bir pilot proje yapıldı. İsmi Tarit projesiydi. O zaman işte kuraklık eylem planı öncelikti. Daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Güneydoğu Anadolu'dan başladı bir proje. Tarımsal rekolte izleme ve kuraklık tahmini projesiydi. Kuraklık izleme ve rekolte tahmini projesiydi. Orada elde edilen verilerin ileriye yönelik olarak çok ışık tutabilirliği görülünce 2011 yılında kurumlar arasında bir protokol imzalandı. O zamanın işte Orman Bakanımız işte Veysel Bey, DPT, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bu bir platform projesiydi. Sebebi de bir taraftan da bir strateji ortaya çıktı. 2011 yılına gelindiğinde dünya bir platform ekonomisine geçiş izlenimi veriyordu. Şu an o artık geçmiş durumda. Çünkü şöyle düşünün, 2007'de biz bu işlere başlarken iPhone daha yeni çıkıyordu ve platform ekonomisinin yani kitlelere kendi profilleriyle farklı hizmetleri sunma yöntemleri, bunların ödeme sistemleriyle ilişkilendirilmesi, ortak altyapıların kullanılabilir olması, bu tür fikirler o zaman çok yaygın değildi. Bu daha başlangıç aşamasındaydı. Fakat biz şunu gördük o tarihte.
Bir sistemi ne kadar gözleyebilirseniz, kayıt içerisinde tutabilirseniz o kadar daha iyi yönetebilirsiniz. Ve bunun için de tarımda dijitalleşmede çiftçinin Türkiye'deki ekonomik düzeni içerisinde çok büyük kooperatiflerimiz de yok biliyorsunuz dünya ölçeğinde. Bazı yatırımları ortak olarak kendilerinin bireysel olarak yapmaları yerine bakanlığın güdümüyle dev kamu otoritesi adında bir takım hizmetlerin sağlanması ve ticari hayatı da tarım ekonomisine de aynı zamanda veri olarak da sadece onların gözlenmesi değil, veri olarak da onların uygulamacılarına kazandırması bir strateji olarak öngördük. Yani bu platform Türkiye'de platform ekonomisine geçilecekse Türkiye bir tarım ülkesi olarak teknolojinin en iyi kullanılabileceği alanlardan bir tanesi olarak gördük. Bunun benzeri durumları mesela GSM cep telefonu şebekesi ilk defa çıktığında kuzey ülkelerinde gördük. İlk defa fizibilitesi işte Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde ekonomik oldu. Çünkü altyapılar zordu işletmesi. Nitekim baktığınızda kendi iç ihtiyaçlarından yola çıktığı için öncelikli olarak geldiler ve iki tane İsveç ve biliyorsunuz Finlandiya markası bir anda Türkiye ekonomisinin toplam değeri kadar ciro yapmaya başladılar o yıllarda. Biz de teknolojinin gelişmesiyle tarıma olan etkisini böyle bir öngörümüz oldu. Türkiye'de eğer bir platform ekonomisi oluşturulacaksa bunun en ekonomik olduğu, fizibilitesinin olumlu olduğu yatırım, kamunun birlikte özel sektörle başlayabileceği, sonra gerekiyorsa özel sektör oranın artırabileceği bir yol haritasıydı. Burada tabii o öngörüyle ilgili olarak çok araştırmalar yapıldı. Yaklaşık bir 7-8 yıl o pilot projeyi de eklersek içerisine. Hı hı. Geçmiş hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki geçmiş problemli olan çözümler ve doğru olanın teknolojik kestirimiyle ne olacak? Önemli iki tane teknoloji, üç tane kestirimde bulunduk. Bir tanesi dünyadaki nüfus artışı bir risk oluşturuyor. Şöyle bir risk oluşuyor. Kişi başına kaynak oranlarına baktığımızda kişi başına ekilebilir alan, kişi başına su kaynağı gibi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artıyor. Fakat bunlarla birlikte yani alan azalıyor, su kaynakları azalıyor, nüfus artıyor. Evet, yani toplam miktar aynı olsa bile kaldı ki toplam miktarı da aynı değil ama toplam miktar aynı olsa bile dünya genelinde nüfus arttığı için kullanılabilir kişi başına alan ve su kaynağı artıyor. Tarım demek su demek öncelikle mesela. Topraksız tarım yapabiliyorsunuz ama susuz tarım yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada verinin ve bilginin öne çıkacağı bir dönemin geleceğini ve platform ekonomisinin de bununla buluşup ticareti daha verimli hale getireceğini öngördük o tarihte. Aynı zamanda o dönemde Türkiye'nin ilk yapay zeka projelerinden bir tanesini Tarbil içerisine yerleştirmeye başladık. Çünkü öngörülerimizden bir tanesi de tarımda mesela ihtiyaçlardan bir tanesi şuydu. Mesela nereye, ne kadar, hangi bitkiyle ilgili olarak destek verilmeli. Havza bazında yönetilmek isteniyor. Bu herkesin ortak bir fikri. Ama gerçekten o verilecek o kadar çok karar ve rasyonalite ihtiyacı var ki bunu insanın, bu non-linear sistem diyoruz. Yani bir parçası değiştiğinde çok fazla çıktısı değişiyor. Bunun insanın tek başına dünyanın en iyi bilim adamını bile getirseniz o hizmet sistemi içerisinde döngüyle bunu yapması mümkün değil. Bunun arka tarafında veri bilgi dönüşümünü otomatikleştiren ve giderek yapay zeka unsurlarını daha çok kullanacak bir yapıya ihtiyaç olduğunu öngördük. Bununla ilgili olarak işte 14 bine yakın duyargayı içerine alan bir pilot proje aşaması, ana projenin de yaklaşık 1/3'lük kısmı 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmişti. Daha sonrasında işte seçim, 15 Temmuz ve diğer bürokrasi süreçleri tabii Türkiye'nin genel bir arızalarından birine yol açtı. Yani o sistemde bir süreksizlik oldu. Ama şimdiki Tarım Bakanımız da gördüğüm kadarıyla böyle bir ihtiyacı telafi etmek üzere çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bunun tabii Türkiye için dijitalleşme bu programın da konusu. Kritik bazı önemi var. Çünkü çiftçimiz açısından baktığımızda ve bakanlık açısından baktığımızda her iki tarafın da ihtiyaçları var. Çok keskinleşen. Bunlardan bir tanesi, biraz önce 3 tane sebep demiştim ya, bu artan nüfusla birlikte gıda fiyat indeksi, uluslararası gıda fiyat indeksi iki şekilde dengelenmişti. Bir tanesi tüketim malzemeleri ve endüstrileşme ile, yani birim alandan alınan verim sadece Türkiye'de artmadı, Amerika Birleşik Devletleri'nde de arttı. Ama nasıl arttı? İnsan sağlığı sınırlarına kadar çok gübre ve pestisit, yani koruyucu madde kullanıyoruz. Diğer taraftan kullandığımız su miktarı, tarımsal su miktarı Türkiye'de de görüyoruz. Mesela Akşehir Gölü'nün yıllara göre değişimine bakın. Havza su bütçesine göre negatif. Ne demek bu? Tarımsal kullanımın çokluğu sebebiyle, su kullanımının çokluğu sebebiyle veya doğru şekilde yeterli derecede düzenli kullanılmamasının sebebiyle aslında
taban suyu dediğimiz zemindeki su, akiferlerdeki yani toplayan yeraltı sularımız aşağı doğru gidiyor. 2006 yılında mesela Mardin'de biz ilk ölçümleri yaptığımızda Kızıltepe Obası'nda mesela ortalama 30-35 metreden su çekiliyordu. Şu anda 350-450 metre aralığından su çekiliyor. Bu ne demek? Aslında sizin su için, suya erişmek için olan enerji maliyetiniz sürekli olarak artıyor. Şimdi bir taraftan bu şekilde giderken bizim öngörümüz şuydu. Türkiye'de bu belki biraz daha erken oluyor ama dünyada da daha fazla su, daha fazla gübre, daha fazla koruyucu madde kullanarak birim alandan elde edilen verimin yukarı doğru çıkmasında bir doygunluk oluşacak. Çünkü suyu daha fazla kullanamazsınız, gübreyi daha fazla kullanamazsınız. Nitrat direktifi başta olmak üzere her birçok ülke alanında sınırlamalar var. Buna göre ne yapmamız lazım? Bizim gözlemlerle, veriye dayalı olarak doğru reçetelendirmelerle ancak verimi daha fazla artıracağımız bir dönem gelecek. Bunu da çiftçinin tek tek çeşit bazında, yöre bazında yapacak, ayrıştıracak uzmanlıkla ilişkisi yoğun yok. Demek ki bizim bir platform üzerinden bunun rasyonalitesini sağlamamız lazım. Oradaki stratejimiz şuydu. Bakanlıkla birlikte biz eğer kamu adına bakanlığın cevap aradığı sorulara cevap verecek, onları gözlemleyebilecek bir sistem yaparsak bu aynı zamanda özel sektörün de girebileceği bu veriden faydalanarak çiftçiye hizmet olarak dönüştürebileceği bir dönüşüm olacaktı. Şimdi de günümüzde de önümüzde çok ciddi fırsatlar var bunun ekonomik yönüyle ilgili. Çünkü arada şimdi bu konuştuğumuz 2005-2006 yıllarından başlayarak ki olan 2015'e göre olan döneme göre özellikle 2016-2017 sonrasında iki tane büyük değişiklik oldu. Bir tanesi şunu hissetmeye başladık. Eskiden birim alandan verimi çok yükseğe çıkartabilmek, daha doğrusu ideale çıkartabilmek bizim birinci hedefimizdi. O yine önemli. Fakat şu anda çiftçinin toplam raftaki üründen aldığı pay o kadar küçüldü ki endüstriyel tarımla birlikte toplam süreç yönetimi içerisinde biz o verimlilik kısmını artırsak da tamam o önemli, her zaman yapılması gereken bir şey. Bakanlığın da bunun üzerinde çok durduğunu biliyorum ama toplam süreçteki ekonomiyi sağlamak gerekiyor. Çünkü çiftçi giderek daha borçlu hale geliyor. Çiftçi risk alıyor. Sözleşmeli tarımın hala çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse tarlasını kiralama, arazisi kiralama fiyatına bir de üzerine hizmet veriyor çiftçi. Dolayısıyla dijitalleşme sadece gözlem ve reçete üretme ya da işte bakanlığa destekleme ile ilgili daha rasyonel karar verme anlamında değil. Toplam ekonomideki yerini de finans sağlamada, finansörlerle tüketiciler ve üreticiler arasındaki buluşturmada da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu da bir doktrin değişikliğini de gerektiriyor. Yani bu mevcuttaki Sayın Bakanımızın sadece belli bir işi optimize ederek çözebileceği bir şey değil. Yapısal bir değişiklik ihtiyacımız var. Ve sizler de mesela burada çok sayıda program yapıyorsunuz. Çiftçilerimiz de bunu yaşıyor. Şu anda bir sınıra gelmiş durumdayız. Mesela şu anda biz şöyle bir doktrin değişikliğine ihtiyaç var ve sınırla ilişkisi şu. Biz gayri safi milli hasılamıza oranla aslında gıdanın birçok çeşidine dünyadaki diğer ülkelere oranla özellikle Avrupa batı tarafını söylüyorum kaliteli gıdaya aslında daha ekonomik erişebilen bir grubuz halen. Ama bu ekonomik erişme gücümüz giderek düşüyor. Örnek olarak söyleyeyim 1990'ların sonunda 2000'lerin başında 2002-2003 ile karşılaştırırsak özellikle 2003 ile 2023'ün başını karşılaştırırsak yaş sebze meyveye ulaşmadaki payımıza bakalım. Gayri safi milli hasılamız o tarihten beri bu zamana kadar yaklaşık 2 kat arttı. Değil mi? 4500-4700 dolar bandındaydı. Şimdi işte 8500-10.000 dolar arasında, 9500 dolar arasında işte bu krizle birlikte biraz aşağı indi. Belki tekrar geri çıkacağını umuyoruz. Ama aynı dönemde yaş sebze meyve fiyatı ortalama 3 kat arttı. Yani biri 2 kat arttı ama diğeri 3 kat arttı. Şimdi o yüzden bir sınıra geldik. Burada Türkiye'nin kendi doktrini şuydu daha öncesinde. Bir nevi devletçilik ilkesiyle biz tarımı destekleyelim, tarımsal üretimi destekleyelim. Tarımsal üretimde o yüzden de bunun karşılığında da ama piyasa ekonomisine de bazı kısıtlar koyalım şeklindeydi. Fakat bunun sonucunda biz özellikle son 30 yıldır çiftçiyi son 30 yıldır yani belki 95 sonrasından başlayarak çiftçiyi tüketim malzemesi olarak kullanmaya başladık. Ne oldu? Bunun maliyeti çiftçinin yaşı giderek artmaya başladı. Çiftçi o tarihlerde diyelim ki 45 yaşlarındaydı ortalama. Şu anda 58 yaşlarına geldi. Buradaki
sıkışıklığın çözümünde dijital ekonomi ve yeni finans enstrümanları nasıl etkili olabilir? Buna bakmak gerekiyor. Bunun için de bu doktrin de şuradan kaynaklanıyor, doktrin değişikliği. Ya diyeceğiz ki ya biz bunu kısıtlamıyoruz, serbest piyasa ekonomisini sağlayacağız. Fakat ekonomik fizibilite ile mali fizibilite arasındaki farkları gidereceğiz ki gıda sürdürülebilirliğini, gıda güvencesini sağlayalım. Her ürünü zarar ediyor diye karşılamayalım. Veya diyeceğiz ki mevcuttaki ticaret unsurlarımızda uçtan uca giderken hal sistemi başta olmak üzere fiyatlandırma biçimi ve el değiştirme şekillerini değiştirelim. Ki dünyada bu alternatifler de çıkıyor. Mesela her ülkede bizdeki gibi hal sistemi yok. Hal sistemi tamamen belki ortadan kalkmaz, mevcudu devam eder ama bir kısım da buna alternatif enstrümanlara ihtiyaç var. Bunu şöyle de görüyoruz. Mesela beğenmediğimiz yatırım olayları var değil mi? İşte Ponzi zinciri gibi, Çiftlik Bank vesaire gibi. Buradan baktığımızda mesela 388 bin kişi Çiftlik Bank'a üye olmuş. Şimdi burada bir tarafta görüyorsunuz ki tarımı bir gelecek olarak görüp ortalıkta bir üretim yokken bile buna yatırım yapmış bir risk iştahı grubu var. Bir taraftan da bunun gözetimi, lisansı vesairesi olmadan bu işe girenler var. Ama başka bir karşılığı da şu, 1970'lerin başında Türkiye'deki yaş sebze meyvenin örneğin İstanbul'daki yaklaşık %25-30'u enerji maliyeti. Yani raftaki, manavdaki. Şu anda %60-70 arası enerji maliyeti. Enerji maliyeti dediğimiz ne? Lojistiği, soğutması, gübrede bir enerji, gübresi, tarladaki tüketilen mazotu dahil olmak üzere. Baktığınızda %60-70 ürün oranında zaten enerji maliyeti olmuş. Geri kalanlarıyla birlikte çiftçinin oyun alanı %20-25'e düşmüş. Biz şimdi çiftçinin üretimini, verimini %30 bile arttıracak desek dijital ekonomiyle o belki %25-35 olabilir. Daha fazla olmaz ama daha büyük bir alanı çiftçiye kaybettirmemek, tarımsal üretimi de gerçek bir yatırım aracı olarak gösterebilmek için gözlenebilirliğe ihtiyacımız var. Gözlenebilir sistemler aynı zamanda yatırımcı da geliyor. Mesela bunu güneş enerjisinde, RES'te, HES'te, GES'te görüyoruz değil mi? Bir bankaya gittiğiniz zaman mesela ben vallahi billahi burada çok süper buğday üretiyorum işte Golya'yı şöyle yapacağım, dekardan 550 kilogram alacağım falan deseniz bankacının üretim şekli herhangi bir proje maliyeti finansmanı gibi görmez değil mi? Kardeşim senin ne kadar tarlan var, ipotekli mi değil mi falan diye reel bir karşılığına bakar, bir proje gibi görmez. Ama mesela bir güneş enerjisi yatırımına gittiğiniz zaman diyor ki bu akredite bir cihaz, işte akredite bir sertifikalı bir cihaz, akredite bir kişi bunu raporladı, buradan şu kadar enerji getirme olası var, standart sapması şu kadar, bu da benim lisansım. Bu üç belgeyi yan yana getirir zaman bankacı ne diyor? Ya 4,5 sene senin geri dönüşüm var, 1,5 senede ben eklerim, ben sana finans bulurum diyor. Tarımda aslında buna dönüştürülebilecek şeyler var, dijital ekonominin enstrümanları içerisinde. Belki başlangıç için her yönü değil. Ama bazı yerleri mesela jeotermal sera başta olmak üzere bunu başlatıcı olabilecek domino taşları da mevcut. Çünkü baktığınızda GES, RES, HES kadar verimli. Üstelik de devlet sübvansiyonu daha az olsa bile kendini getirilebilir. Ve stratejik olarak da çok ihtiyacımız olan bir dönüşüm var. Bu enerji maliyetlerinin artmasında doktrin değişikliğinde tabii destekleme biçimlerinin de rolü var. Mesela Londra'nın 1921'deki nüfusu 6 milyon 800 bin. 2021'deki nüfusu 6 milyon 800 bin. Londra'nın 1921'de yaş sebze meyveye olan uzaklığı 65 kilometre civarında. Şimdi 85 kilometre civarında. Tabii tümünü oradan belki beslemiyor. Yaş sebze meyve dışındaki her şeyi belki dışarıdan geliyor. Ama onlar depolanabilir şeyler. Bakliyatlar, kuru, diğer tahıllar vesaire. İstanbul'a baktığınızda gıda enflasyonunun en önemli belirleyicisi İstanbul'daki rekabet oranı. O tarihte 1920'lerde değil 1970'lerde bile halen İstanbul'un iki ucundan çıktığınızda bir taraftan Çatalca, öbür taraftan Adapazarı'na doğru 45-50 kilometre sonrasında işte Kocaeli, sonra Adapazarı İstanbul'un yaş sebze meyve kaynağı. Bırakın hepsini uydu görüntüsünden bakın bundan 30 sene önce Sultanbeyli İstanbul'un yaş sebze meyve kaynağı. Şu anda kaç kilometreden geliyor? 650 kilometre ortalamasından geliyor. Bu ne demek? Siz aslında lojistik paraya, lojistiğe bir para veriyorsunuz. Tren lojistiğine kaydıramıyorsunuz çünkü hale sokuyorsunuz. Halbuki tren lojistiği mesela 1/4-1/5 arasına mal oluyor. Ama baksanız demir yollarına deseniz ki ya ben hizmet kalite seviyesiyle kontrat yapabilir miyim falan. Şimdi bunların bu tür çok tarım lojistiği yanından verime kadar geniş bir spektrum var. İşte dijital ekonominin tarıma kazandırılması bir yönüyle siz bunları bir yerde topluyorsunuz. Mesela e-ticarette bir ton
Bırakın bir 10 tonu 100 tonu 1 ton marul alır mısınız e-ticarette? Almazsınız değil mi? Nasıl ne güveneceksiniz? Demek ki gözetim ihtiyacı var. Yani hal sadece bir alım satım yeri değil, aynı zamanda bir piyasa belirleme yeri. Yani kalitesi ve değerlemesinin olduğu bir yer. Yani hal bir fonksiyon yerine getiriyor. Fakat bu fonksiyonu yerine getirmesi için 5 liralık elmanın 10 liraya çıktığı bir alternatif yerine sizin aynı zamanda e-ticarete bir alternatif oluşturmanız gerekiyor. Yani bunu konuştuğumuz birçok kişi, bakanlığın da kendisi olmak üzere mesela e-ticareti öne çıkartıyor. İşte DİTAP vesaire, ama ne kadar çok kişi kullanıyor diye baktığınızda o soru işaretlerinin altında işte bu doktrin değişikliğinin kendi enstrümanlarıyla birlikte dijital ekonomiye geçiş şey yapıyor. Ve son olarak da şunu söyleyeyim, eğer biz tarımda dijitalleşmeyi sağlamazsak çok önemli başka bir rekabet gücünü kaybedeceğiz. Çünkü herkes çoğun zamanda yapay zekadan çok konuşuyor ama yapay zekanın kendisi değişiyor ve önümüzdeki 2 sene içerisinde hizmetleri önemli derecede ekonomik kararları etkilemeye başlayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Sadece bir soru sordum, ders dinler gibi dinledim. Özellikle araya girmedim çünkü çok güzel birbirine bağlayarak anlattınız. Soru sormaya da gerek kalmadı ama daha bu bir girişti. Sonraki programlarda inşallah o risklerden bahsedeceğiz. Kaçıracağımız trenin bize ne tür maliyetleri olabilir ya da ne yapmamız gerektiğini mutlaka konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Yani sağ olun. Katkılardan dolayı. Teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berk Üstündağ ile birlikte bugün tarımda dijitalleşmeyi, teknolojinin rolünü, etkisini konuştuk. Umarız tekrar kamudan belki kapısı çalınır Berk Hocam'ın ve ekibinin de. Bu işler biraz daha hızlandırılır. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarım analizle karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.